İyi akşamlar arkadaşlar. Bu akşam çok oturmayan bir konuyu işleyeceğiz. Çok temel bir şey. Ne kadar hızlı ilerleriz o biraz size bağlı. Mümkün olduğunca aktif ne deniyor ona? İnteraktif olabilirsek iyi olur. Yani bilmiyorsanız da hani bilmediğinizi de en azından görebilir. Çünkü bu benim de çok uzun zaman önce öğrendiğim bir şey değil. Oturmuyor. Mesela dö ve het konusunu başlarda tabii öğrendik artikellerde. Bir örnek verelim. Mesela het alan kelimelerden bir tanesini söyleyelim. Meşhurlardan, çok kullanılanlardan. Pet Başka ne var? Het house. book. Evet, bu başka. Allah aklıma gelmedi. Başka var mı aklına gelen? Hep. Pet Netherlands. In het Nederlands. Evet, Hollanda'ca diyoruz. Mesela idey diyelim. İdey, plan. Değil mi? Pet, ya. Şimdi iyi bir plan nasıl diyoruz? İyi bir plan. Een goed plan. Het plan. Ön hut plan. Bunu biliyoruz. Şimdi burada bunun başına bir tane bunu üçlü bir tamlama haline getirince yani ön kullanmayıp mesela burada het ile başlarsak şeye. O zaman bu nasıl oluyor? Goed plan oluyor. Evet, het iyi plan oluyor. Şimdi bunu biliyoruz. Ama uygulamada bunu çok kullanılmadığını fark ediyorum. Biraz buna şey yapacağız. Üzerinde duracağız. Şimdi şey diyelim. Bu iyi bir plan değil diyelim. Bunları bir cümle haline getirelim. That is good plan. Evet, şey yapalım. Neydi? Bu iyi bir plan değil diyelim. Geen goede plan. That is geen goede mu oluyor yoksa goed mu oluyor? Goed oluyor. That is geen goed plan. Bu ein yani çünkü bu zaten ein'in şeyi ya karşılığı ya hani ya ein oluyor ya geen oluyor. Dolayısıyla bakın burada da yani hangi durumlarda hein aldığını görmüş olduk. Aslında ein alan bir cümle olumsuz olduğunda hein oluyor. Ve şey değişmiyor. Buradaki hut değişmiyor. Şimdi burada nasıl şey oldu? Bunu anlamaya çalışalım. Mesela bunu normalde dö alan bir tane şey söyleyelim, kelime söyleyelim. Ne olsun? Siz söyleyin. De alan bir şey. Döver. Döve. Evet. Döve. Bu bir evet yol demek. Ondan sonra Uzun bir yol. bir yol biliyorum diyelim. İlk Ikenenweg. Weg. veya ikweit ön değil mi burada ön oluyor ikweit ön weg şimdi şey doğru yolu biliyorum diyelim Ik weet de goede weg. ikweit de goede weg evet veya goede yerine şu daha iyi sanki. Ya işte be mesela. Şimdi burada esasen şunu bir alta almak daha mantıklı. İkveyt döveh. İkveyt bir altta da ikveyt dö ya işte ve. Bakın şey değişmedi.
Şurada bir değişiklik olmadı. Burada direkt araya bir sıfat daha geldi. Şimdi bir tane çoğullarda peki nasıl oluyor arkadaşlar? Mesela het alan bir cümle, yine het alan plan mesela. Veya başka bir şey söyleyelim. Yeni planlar diyelim. Yeni planlar. The new plan. Şimdi evet. Bakın. The new planın. İşte bu normalde head plan olmasına rağmen burada yani bunu head new head new plan değil mi? Normalde böyle diyoruz. Yeni plan. Ama çoğul olduğunda yeni planlar dediğimizde bu sanki bir de şeymiş gibi, artikelli bir kelimeymiş gibi de new planın oluyor. Heti peki. Hocam heti, orada bir de ön new plan filan. Evet istiyor. Şimdi ön desek tam ben de oraya geliyordum. Önlü veya hiçbir şekilde önsüz de olabilir bu. Belirsiz bir kelime de olabilir. Ön new plan oluyor. Değil mi? Çünkü hetli kelime olduğu için burası new oluyor. Doğru değil mi? Yaptığım şey. Evet. Buradaki ben doğru de biliyorum. Evet, bu şekilde. İyi plan diyelim. Mesela bazen olur ya, birisi anlatıyor. Şöyle yapalım, böyle yapalım. Ne diyorsun? Şey diyeceksiniz. Süper. İyi plan diyelim. Nasıl deriz? İyi plan. İyi fikir gibi yani. Good plan. Good plan. Veya iyi fikir diyelim tamamen. Fikrin şeyi neydi artikeli? Aynı o da het. Good day. Ben bunu iyi fikir olarak bulmadım. Yani bence iyi bir fikir değil diyelim. That is. That is geen. Veya bu sefer farklı bir cümle kuralım. That findik geen good idea. Evet. Şimdi şuna bir örnek daha yapalım. Şey ne demekti? Neden, sebep? Neden? Nasıl diyorduk? Kelimemiz ne? Orzak. O ağır bir kelime. Daha basiti var. Varum. Raiden, evet. Raiden. Artikeli ne? De Raiden, evet. Şöyle diyelim. Bu iyi bir neden diyelim. Bu iyi bir neden. That is a good reason. That is a good reason. Bu iyi bir neden değil diyelim. That is geen goede reden. Bakın, böyle olduğu için burada bir değişiklik yok. Bunu iyi bir çözüm olarak, bence bu iyi bir çözüm değil diyelim. Çözüm neydi? Ik denk dat het niet een goede oplossing is. O da güzel. Tamam, Emre'nin cümlesini kullanalım. Farklı bir kalıpta. Ik denk dat. Evet. Dat mı olsun? Het veya dat niet een goede plan. Dat. Dat geen. Oplossing. Dat geen goede oplossing is. Dat geen goede oplossing. Veya daha basitçe. Ik denk dat geen goede oplossing.
Burada bir tane fiil cümlesi var. Emre'nin yaptığında iki tane. İlk denk bir cümle, ikincisi ayrı bir cümle. O yüzden burada bir tane daha dat geldi. Şöyle diyelim. Burası iyi bir yer olabilir diyelim. It is machine. Evet. And iyi bir black. And we black. Bu iyi bir şans olabilir diyelim. Bu sefer kan'la kullanalım. Did. Dat kann gute Chance sein. Dat kann ein gute Chance sein. Bakın bunlar hep dölü cümleler. De Kans, de Plek. Ondan sonra şimdi başka bir şey diyelim. Bu iyi bir fikir olabilir diyelim. Et kan ein gut Idee sein. Et kan ein gut Idee sein. Evet, niye burada gut oldu? Çünkü het Idee ve burada ön geldiği için böyle oldu. Evet. Benim güzel evim diyelim. Mein mooie huis. Mooie. Böyle mi? Böyle. Burada da buradaki mein'in fonksiyonu şey gibi aynı. Yani het varmış gibi düşünün burada. Sanki o zaman het alan bir kelime, dö alan bir kelimeymiş gibi şu orta bölümü çekiliyor sıfatı. Evet. In my house. Güzel evler diyelim. Güzel evler gördüm diyelim. İlk hep. Mooie huizen gezien. Mooie huizen gezien. Evet. Burada da çoğul olduğu için de takısı aldı. Het olan bir kelime de takısı aldı. Bunları biliyordunuz zaten çoğunu. Kısa bir tekrar yapıyoruz şu anda. Şöyle diyelim. Gelecek hafta diyelim. De volgende week. Volgende week. Veya başında bunun ne olabilir? De olabilir. De volgende week olabilir. Çünkü week de olduğu için. Gelecek hafta sonu diyelim. Volgend weekend. Het volgende week. Şimdi weekend, het weekend. Dolayısıyla volgende. Het volgende weekend olacak. Weekend. Ama biz bunu hiç hetsiz de kullanabiliriz duruma göre. Mesela fine. İyi hafta sonları diyeceğimizde aslında fine bunun başı şöyle. Ich wünsche dir ein fine weekend. Evet. Burada yine ön olduğu için şeyi değiştirmiyor. Bu da het olduğu için fine oluyor. Evet. Şimdi şeyleri süperlatif falan yapmayı da biliyorsunuzdur. Yani en ile başladığımız cümleler. Bir tane örnek verelim ona. Mesela en küçük araba diyelim. Araba
The auto. Kullanacağımız sıfat da Klein. Nasıl diyoruz? The clenched auto. Hat clenched. The mi, het mi? The. Evet, the auto olduğu için böyle. Şimdi başka bir, mesela hetli başka bir kelime söyleyelim. Yine amaç olsun mesela. Amaç neydi Hollandaca? Bedoeling. Ne dedin sen? Bedoeling mi? Bedoeling. O niyetti galiba. Bedoeling niyet demek. Amaç evet. Neydi arkadaşlar? Doel. Doel, evet. Doel yani artikeli het, değil mi? Het doel. Nasıl kullanıyoruz bunu? En önemli amaç diyelim. En önemli evet. Amaç. Het belangrijkste doel. Evet, bu het olan kelime olduğu için het alıyor başa. Belangrijkste doel. Böyle oluyor. Belangrijkste doel. Veya en önemli adım diyelim mesela. Adım stop'tı. De, şunu kopyalayalım şuradan. De belangrijkste stop. That is the belangrijkste stop mesela. Bir de şöyle bir şey var. En önemlisi bu diyelim. En önemlisi bu. Burada aslında burada bir sıfat yok. Yani burada en önemlisi deyince bir sıfat değil. Buradaki başka bir şey. Tam ögenin adını bilmiyorum. That is what that belangrijkste is. Burada iki tane cümleye gerek yok Emre. That is het belangrijkste. Het belangrijkste. That is het belangrijkste. Böyle kullanılıyor. En iyisi bu diyelim. En iyisi bu. Is het beste. That is het beste. That is het beste. Bana en iyisi buymuş gibi geliyor diyelim. Bu önemli bir konu şimdi diyeceğimiz şey. Het lijkt me erop dat het beste is. Yani cümlen doğru ama şey oldu, kasıntı oldu. Daha basit hali var bunun. That lijkt me het beste. Burada bir tane cümle var. Sen iki cümle kurdun. Yani normalde pratikte bunu çok duyarsın. That lijkt me het beste. Ama öğrenmişsin yani Eropları falan. Hocam Erop. Öğrendik de işte basit cümle kurmayı unutmuşuz ya. Evet. Şey oluyor sürekli böyle bir araya dat işte var on wat falan sokup böyle bir biraz ilk derste biraz evet. Daha tekrar etmem lazım. Biraz da yani sanat o yani biraz basit kalabilmekte, konuşabilmekte. Evet. Şöyle diyelim. En kötüsü arkada kaldı diyelim. Hani kötü günlerden falan diyelim. Hani en kötüsü arkada kaldı, geçti gibi. Het slechtste is voorbij. Slechtste yerine başka bir kelime kullanalım. Stad var mı arkadaşlar? Ergste. Ergste is sırt ne demekti sırt? Ruh. Sırtımın arkasında kaldı diye bir cümle var. Hani tam kelime çevirsek. Is achter de rug. Bu bir deyim. Evet. Veya achter de rug yerine geçti de diyebiliriz. Geçti de nasıl diyoruz? Geçti. Het is voorbij. Het is voorbij. Evet, het erste is voorbij. Bakın burada hep bunlarda het alıyor. Çünkü burada bu bir sıfat değil. Yapılacak en akıllı şey bu diyelim. Başka kimler var arkadaşlar? Emre esir aldı burayı.
en akıllıcı olan şey. It is. Erstan. Neydi? Akıllıca ne demekti? Akıllı nasıldı? Slimste. Evet. Ama het slimste diyoruz. Hı hı. It is het slimste om te doen. Son zamanlarda, son günlerde diyelim. Laatste dagen. De laatste dagen. Evet. Yani zaten dag, de dag çoğul olunca da de laatste dagen oldu. Son yıllarda diyelim. Yılın artikeli neydi? Het jaar. Het jaar. Tamam. Şimdi son yıllarda diyelim. Het laatste jaar. De laatste jaren. Yani bakın değişmiyor. Çünkü çoğul olduğu için het'li kelimelerin çoğulu da de olduğu için böyle oldu. Bunu biliyorsunuz zaten. Son zamanlarda diyelim. De laatste tijd. Evet, son zamanlarda. Yani şey, şöyle bir şey var. En kolayı ne diyelim? En kolayı ne? What is het makkelijkste? Het makkelijkste. Burada yani de oluyor. Pardon. Het makkelijkste. Het olunca bu t olmuş. Şunu kopyalıyorum, alt atıyorum. Bir de bu de olabiliyor bu. Ama de alınca burası E aldı. Ya bunları bayağı bir şey yaptım. Ben de karıştırdım. Yani bir kitaplara falan da baktım. Siz de bulursanız bunları şeyini lütfen gönderin. Tam böyle oturmayan yerler var yani. Hani şeyleri görüyorum. Patronları görüyorum ama kuralları tam şey yapamadım açıkçası. Her şey oturmadı. Hocam bu what is het makkelijkst, tamam. Bu şekilde oluyor da bu de makkelijkst sanki farklı bir şey söylerken de kullanıp yapıyorsunuz gibi hatırlıyorum. De makkelijkst. İşte kolay bir iş ya da kolay bir om te doen gibi mi diyorsun mesela, böyle mi? Yani bakalım Google'a. Next work. Çok bir sonuç çıkmadı bundan. Markalık anlamı yerini falan. Yani. Evet, bunu buraya park edelim. Çok şöyle güzel bir kalıp var. Bunu çok duyarsınız. Bunun güzel yanı, iyi yanı gibi bir şey var. Mesela that, bu Bedrive hakkında diyelim, bu şirket hakkında lök olan şey bu diyelim. That is what het leukste. Yok, bir daha bir cümle kurmayacağız. That is het. That is het leuke. Bu özel bir kullanım. An Anet Bedreis. Bu özellikle yorumlarla, yani bir şey hakkında yorum yapıldığında
güzel veya olumlu veya olumsuz bir yorum yapıldığında bunu çok duyuyorum. Mesela Hollandaca'nın iyi yanı, hani Hollandaca öğrenmenin iyi tarafı şu diyelim mesela. Diyelim, het aynı mantıkla löke yerine bu sefer hu gideceğiz. Het. Het is het. Ne, het huye van Nederlands leren. Bir dakika, het huye van. Ha, bu biraz daha farklı bir kalıp oldu. Bu an olmadı değil mi? Burada fan oldu. Evet, huy an mı yoksa fan mı? Ben bunu an yazdım hatırlıyorum. İşte burada fan görünce şaşırdım. Mesela het huy an yazdım. Bakın burada şimdi Google'ladım. Het huy an. Bakalım çıkacak mı? An çıktı aşağıda. Çok da çıkmadı aslında. Het huy an. Het, mesela het huyu an çıkmadı. Het, ama het löke an diye çıkacak mı? An. Evet, bu het löke anmış. Bakın mesela bir belediyede çalışmanın iyi tarafı. Bakın burada anlatıyor. Okulun iyi yönü. Koronanın iyi tarafı. Demek bunu huyu ile kullanmayalım. Çünkü örnek görmedim. Het leuke an werken bij een gemeente. Neyse, bunu da bir tane örnek görmüş oldunuz. Tekrar şey yapınca daha iyi oturur. Bir de şey var. Şimdi araba hızlı diyelim. Araba hızlı. The auto is snel. Şimdi hızlı araba diyelim. Tamlama yapalım. The snelle auto. Snelle auto. Evet, şimdi biz nereye geliyoruz? Şimdi bakın, ben bazen duyuyorum. Bu şekilde mesela the auto is snelle gibi. Hani mesela het is moeilijke gibi mesela şey yapıyorum. Yani mesela moeilijke vraag diyelim. Böyle mi yazılıyor? Yok. Moeilijke vraag. Şunu düzeltelim. Moeilijke vraag dediğimizde sonra het is moeilijk. Burada bazen yani het is moeilijke gibi duyuyorum bunu. Sadece bu burada e takısını sadece tamlama olduğunda alır. Ama bunun bir istisnası var. İngilizce'de that's a good one dedikleri. Ya o bu bayağı iyiymiş. Mesela birisi bir espri yaptı. O bayağı iyi espri gibi yani. Öyle kullanılan Hollanda'da da bir yapı var. That is een goeie. That is een goeie. Yani yukarıdaki şeyin istisnası bu. Bahsettiğim o hatanın istisnası bu. That is een goeie. Mesela birisi bir şey anlattı, bir hikaye anlattı, bir fikrini anlattı. That is een goeie. Veya that's an moye. İyiydi yani, güzeldi. That's an moye. Evet, şu yukarıda het leuke an gibi bir de mesela bu het moye an diye de kullanıyormuş. Het moye an. Mesela şöyle diyelim. Emre'nin iyi tarafı diyelim.
O yani tüm işini her işi ciddiye alıyor diyelim. Het mooie aan Emre burada vindictat diyebiliriz. Ya veya, direkt izdat. Veya izdat diyebiliriz. Evet. Burada da virgül böyle geliyor arkadaşlar. Vindictat. Buradan sonra ne oluyor? Normal datlı cümlelerin ikinci bölümü nasıl fiil en sona gidiyorsa burada da öyle oluyor. Bu tür şimdi kısa süre içerisinde uzun cümle kurmayla alakalı çok güzel şeyler, bölümler yapacağız. Bu onlardan bir tanesi aslında. Het mooie aan Emre vind ik dat hij neydi? Her işten nasıl deriz? Külüs diyelim. Ne isteyeceğim? Elke külüs. Ne yapıyor? Ciddiye alıyor diyelim. Serios tut mu diyeceğiz? Tut. Serious named. Het mooie aan Emre vind ik dat hij elke külüs serious named. Şöyle diyelim, bu metodun iyi tarafı şu ki çocuklar kendi bağımsız çalışabiliyorlar. De mooi aan neyin iyi yanıydı hocam bu? Het leuke aan yani mooie de olur. Bu metot diyeceğiz. Deze metode is dat Kinderen zelf kunnen werken. Kinderen zelfstandig. Evet, zelfstandig. Onu diyecektim. Hmm. Bravo. Zelfstandig. Emre bak, millet seni şey yapıyor. Dinliyor. Hata yaparsan veya söyleyemezsen söylüyorlar. Tevazularından yani şey yapma. Çok iyi hocam. İnsanların düzeltmesi benim için çok büyük şans. Hatalarımı görüyorum. Fazla havaya girme yani. Yok hocam. Sevmiyorum bunu hatalarını. Yok şaka yapıyorum ya. İyisin. Allah razı olsun. Evet. Bir de bunu mesela ikinci bir cümle yapmadan da bunu yapabiliriz. Tek bir cümleyle. Mesela şöyle diyelim. Bu işin güzel tarafı onun şeyi böyle varyasyonu hani çeşitliliği. Het leuke. Bu iş diyelim. Dit werk. An dit werk veya bir tane iş daha vardı. O neydi? Deze van, evet. Tamam. Bakın daha cümlenin fiili yok. Şimdi bir tane fiil koyacağız ve cümleyi bitireceğiz. Ne? Varyasyon. Is de variatie. Size bir de vakit daraldı. Birkaç şeyim daha vardı. Onları şey yapacağım. Size şimdi güzel bir şey göstereceğim. Yani şuradan şey yapıyorum. Worden eindigen diyelim. Şuradan bir tane. Yani sadece o web sitesini bulmak için şu anda buraya Z'ye baktım. Önemli değil burası. Şimdi bu ilk çıkan site. Ben bunu bir ara kullanıyordum. Hoşuma gidiyordu. Enciklo.nl. Bakın şimdi burada diyorum ki bana kelimeler göster. Sonu neyle bitsin? Atsi ile bitsin. Atsi. Az önceki variasi gibi. Zaten bunların hepsi dö alıyor. Kaç tane kelimeli olsun? Bakın burada kaç kelimeli olduğunu bile söyleyebiliyorsunuz. Diyelim ki 6 kelimeli olsun. Zuk. Niye az çıktı? Önemli değil. Kaç tane çıkar, kaç kelime olursa olsun, harfli olursa olsun. Zuk. Ha burada tek tek mi şey yapıyor? Harf şey yapıyor burada. Evet. Niye olmadı? Ha. Bir daha gireceğiz. Bakın
Şimdi burada dünya kadar kelime çıktı, bakın daha burada listeyi görüyorsunuz, bir sürü gidiyor. Şimdi bunlara bakacaksınız arkadaşlar, hani kelime çalışacağınızda mesela sirkülasi, bunun aslında anlamını biliyorsunuz çoğunu. Dolaşım demek. Afiliasi, İngilizceden gerçi bunu ben biliyorum. Ne var mesela burada? Fabrikasi var. Mesela diplomasi bildiğimiz kelime. Fabrikasyon, yalan demek. Hani bir yalan uydurmak demek. Exportasi, ihraç etmek demek. Evaporasi, buharlaşmak demek. Dislokasi, yerinden etmek demek. Demokrasi, ondan sonra bakın. Deformasyon. Sirkülasi demişti. Kombinasyon, bakın. Kombinasi. Afirmasi, bir şeyi afirm etmek, teyit etmek demek. Akseptasi, kabul etmek demek. Aplikasi, uygulamak. Bunların hepsi dö alıyor. Şu listeden hepsini bir tarasanız şu anda 150 tane kelime çıkar bildiğiniz buradan. Bu konuşmada sizin elinizi güçlendirir. Yani çok aslında çalışmadan, kelime öğrenmeden yeni zaten esasen bildiğiniz kelimelerin farkına varmak. Bunu yapın yani, böyle farklı ekleri, farklı kelimeleri böyle yazın. Çok hoşunuza gidecek. Deyip burada bırakıyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Videolarımı beğeniyorsanız like atmayı unutmayın diyeyim ben de. Teşekkür ederiz hocam. Tamam, hadi hoşçakalın, iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hoşçakalın hocam. Tamam, hoşçakalın.